bugün bize sırlı bir alemin şifre ve kodlarını anlatacaklar. Zülayim Hocam hoş geldiniz. İsim çok iddialı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Önce başlıkla alakalı tabi sırlı bir alemin sırlı kodları derken alem deyince insan kainat geliyor aklına. Ben ismi koyduktan sonra üzerinde düşününce hani iddialı gibi geldi gerçekten. Sonra bu alemin insan olarak düşündüğümde yerine oturdu. Yani çünkü insan da bütün kainatı içine matvi dediği, içine alan bir alem. Nitekim bu dört kelime insan denen ademi, alemin kodları olarak düşündüğümde biraz daha mantıklı geldi. İnşallah. Öncelikle cana ı Hakk'a olsun. Allah'a beden razı olsun. Bu platformda fırsat vermiş oldunuz ders verecek bir hoca değilim. Daha iyi anlamaya bir fırsat olarak düşündüm. Allah beden razı olsun. İlk günden itibaren de ve gerçekten istifade ettim. Görsel öğrenen bir insanım. Dolayısıyla görsellik, renklendirme, öğrenmeme çok katkı sağladığını fark ettim. Ve bu vesileyle bu şekilde inşallah var olan eserlerimizi tekrar ele almış olacağız. Evet, sırlı bir alem. İnsan da sırlı bir alem, kâinat da sırlı bir alem. İnsanın bu kainatta yürüyüşünü sağlıklı bir şekilde, şerefli bir şekilde, arızasız veya minimum arızayla gerçekleştirmesine vesile olacak kodlar olarak göründü bana bu kelimeler. Onları o şekilde idrak etmeye çalıştım. İnşallah bununla alakalı öncelikle hazırlık çerçevesinde bir Yine üstadımıza ait sözün tabakaları, yüceliği, kuvveti ve güzelliği yönünden dört kaynağı var buyuruyor kendisi. Sözün sahibi, muhatap, maksat, makam. Sonra yine kendisi açıyor bunu. Tabi söz deyince evet bütün sözler, bütün sözlerin şahı olan Kur'an-ı Kerim. Biraz önce dinledik Rabbimiz 28 defa verdiğim nimetlerin hangi birini yalanlayacaksınız buyuruyor Celle Celaluhu. saanak üzerimizden yağan bu nimetleri fark edebilmek, evet adına da inşallah bir kıymetli bir adım oldu bende. Yine öyleyse bir söze kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, hangi makamda söylemiş diyerek bak, yalnız sözün kendisine bakıp durma. Son cümle benim var olan durumumu özetliyordu. Yani söze bakıp geçiyorum ben ama arka planda bu meseleleri fark ettiğimde aslında sözün yüceliği, kuvveti, güzelliği görünmüş oluyor. Diğer bir ifadeyle ruhum o sözün yüceliğinden, kuvvetinden, güzelliğinden istifade ediyor. Diğer bir o dört kelime içerisinde malum manayı ismi, manayı harfi, niyet, nazar. Şimdi manayı ismi, manayı harfi kavramları ben de çok geç idrak ettim. Onları şu, an, şu anki idrakım öncekinden iyi olduğu için diyorum. Tam idrak ettiğimi iddia edemem. Kelimeye baktığımızda biz harfler var bir de kelime var. Kelimelerde biz yani kırmızı güller dediğimizde resim olmasa her birimizin kafasında bir gül şekillenecek. Gül tarlası, gül buketi. Hiçbirimiz bir harfe takılıp bakmayacağız. Yani harf yok, harf manayı bize görünür kılıyor. Kainattaki her bir varlığın, her bir atomun, her bir zerrenin bir harf olduğunu düşündüğümüzde onun gösterdiği manaya bu çerçeveden bakacağız inşallah. Evet. Şu ifade malum Mesnevi Nure'de mukaddime kısmında geçiyor. Üstad Hazretleri 40 senelik hayatımda 30 senelik eğitimde 4 kelime ile 4 kelam öğrendim buyuruyor. Tabi Üstad Hazretleri kendi hayatı yani biraz önceki sözün kriterleri çerçevesinde baktığımızda Üstad Hazretlerinin kendi öğrenimi, kendi vukufiyeti, kendi zekası, efendime söyleyeyim donanımı ve 30 senelik eğitim dediği ki 40 senelik hayatım dediği en hararetli olduğu dönemlerde bu, bu çerçevede olaylara baktığımızda bu dört kelimenin nasıl bir mana ifade ettiğini, bu dört kelimenin nasıl bir şey olduğunu daha iyi idrak ediyorum. Yani herhangi bir işte sözü okudum, geçim öyle okup geçiyordum şimdi. Ama şu baştaki cümleye odaklanıp sonrasında bakınca Ha, burada bir kod var. Burada bir şifre var. Burada bir başka bir şey var. Benim istifade edeceğim. Benim hayatımı dönüştürecek bir şey var nazarıyla bakıyorum. Şu imanın hem nur hem kuvvet olduğu cümlesi de beni çok meşgul etmiştir. Hala meşgul ediyor. Yani nasıl bir kuvvet var? Nasıl bir evet nur im, e, kalp ruha gördürmesi çerçevesinde evet çünkü var olan ışık kafa gözüne, iman ışığı ruha gördürüyor. Fakat kuvvet kısmı sahabe efendilerimizi dönüştüren, iman bir kalbe girdikten sonra onu nasıl dönüştürüyor bu hep kafamı kurcaladı. İşte şu iki kavram onu biraz açıyor zihnimde benim. Yani manayı ismi, manayı harfi. Ve bu çerçevede kainat resmini de daha doğrusu te, e, yani görsel tam bir resim değil. Çünkü uçsuz bucaksız bir kainattayız biz. Hala sınırları keşfedilmiş değil. Bütün teknolojik imkanlar kullanılarak hala sonu bulunmuş değil bu evrenin, bu kainatın. Sonrasında bir civciv resmi bu normu alem, makro alem, normu alem, mikro alem. Bu da bir atom modeli. Biz atomu da bu şekilde görmüyoruz deneme yanılma yollarıyla bunun böyle olabileceğine ihtimal veriliyor. Şimdi aynı yaratıcının kudreti üç ayrı alemde tecelli ediyor. Benim görsel alanıma veya algılamama dahil olan normu alem daha çok. Şimdi normu alemdeki gördüğüm mahlukları, normu alemdeki şahit olduğum, hayatıma dahil olduğu, bir kısmını işlediğim veya kullandığım nesneleri nasıl bakacağım? Manayı ismiyle mi? Manayı harfiyle mi? Peki bunlar burada da aslında iki bakış açısı sunuyor bana. Yani Cenab-ı Hak hamdü senalar olsun. Hani Necip Fazıl'ın dediği oluklar çift akar birinden nur birinden kir. 3-4 seçenek yok Allah'tan. İki tane seçenek var. Yani iki tane seçenek olunca seçimi daha rahat daha kolay oluyor anlamında diyorum. Şimdi bu çerçevede inşallah bakacağız. Mana ismiyle baktığımda ne kazandırıyor veya ne kaybettiriyor bana? Manay harfiyle baktığımda bu bakış açısını kuşandığımda neler kazanıyorum? Bakalım inşallah. Evet daha ilk sunum iman bir bakış açısıdır. Başlığı taşıyordu. Evet imanı besleyen bakış açısı. Bu manay harfi. Yani bir defa ben hayatımda bu bakış açısını kuşandığımda yani hani sıradan davranış haline geçmiş. İşte dışarıya adımımı attığım andan itibaren önümde bir ağaç görüyorum. Bir koşan bir çocuk görüyorum. Şu an bahar mevsimi, yaz mevsimi çiçekleri görüyorum. Yani bu gökyüzünü görüyorum, kuşları görüyorum. Şimdi bu gördüğüm mahluklara öyle bir nazarla bakmalıyım ki benim imanımı beslesin. Benim imanımı takviye etsin. Diğer bir deyişle imanın gücünden istifade etme yoluna girebileyim. Nitekim Üstad Hazretleri de o dört ke kelime dediği sonra şöyle ki şimdi dört kelimeyi sıraladı tekrar açıyor. Biz de açalım inşallah birlikte. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani yarattığı, Cenab-ı zatından gayrı her şey. İşte gözümüzle gördüğümüz, görmediğimiz mahlukatın tamamı. Sonra bir daha açıyor. Yani kainata, manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Elzemdir, gereklidir, lüzumludur. Onun hesabına. Harf ne yapıyordu? Kendisini göstermiyordu. Bir manayı gösteriyordu mahlukat olan her bir harf dolayısıyla sanat, sanatkarını, yaratıcısını gösterecek. Onun hesabına bakmış olacağım. Ve bu bir alışkanlık. Daha doğrusu alışkanlığa dönüşecek şekilde bu mesele gündemimde kalmalı. Davranışma geçince de ürünler, meyveler vermeli. Sonrasında manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Şimdi şu kısım gerçekten beni silkeliyor. Çünkü bir hata yapmak, zatında hata iken yapmamadan elde edeceğim kazançtan da mahrum ediyor beni. Hani günah cezası varken hatanın cezası olmayabilir. Ama cezası kendi içinde zaten. Benim imanımı besleyen durumdan mahrum ediyor. Şimdi bu yönüyle gerçekten beni etkiliyor. Şimdi manayı ismiyle deyince maalesef dünyanın dört bir tarafında yine daha önce seküler anlayış tesiriyle dizayn edilmiş medeniyetler şu anki bütün ders kitapları manayı ismiyle dizayn edilmiş. Günlük konuşmalarımız manayı ismiyle dönüyor. Yine Tabiat Risalesi'nde Hütöz ehli iman farkına varmadan küfür işmam eden, küfürü hissettiren cümleler kullanıyor dediği yine aynı noktaya bakıyor. Yani manay ismiyle bakmak hatadır. Dolayısıyla bu paylaşım vesilesiyle kendimi bu hatadan kurturmam, kurtarmam en büyük kazancım olacaktır. Şimdi burada Risale-i Nurlar okunacak bir kitap sadece değildir. Tabii ki okunarak elde edeceğiz fakat uygulama programları. Uygulama programı derken bunu ben davranışıma dönüştürmem gerekiyor. Fıtratım haline getirmem gerekiyor. Ve böylece imanın gücünden ispat etmem gerekiyor. Her şey bir sanattır. Her şey derken... Buyurun abi. Hocam bir geri slayta dönerseniz. Evet burada esbab hesabına bakmak. Yani sebepler tahtına mı oturtmak her şeyi? Manayı ismiyle burada burada mı hata yapıyoruz? Sebeplere mi vermek hata oluyor burada? Tam açmak için soruyorum. Evet. Anlamama da vesile oluyor. Allah, teşekkür ediyorum abi. Güzel bir soru. Ee, benim anladığım burada Cenab-ı Hakk'ın hesabını mesela yandaki Uğur böceği görüyorum. Şu anda yaratılma mevsimi. Cenab-ı Hakk'ın hay ismi tecelli ediyor. O kadar sevimli Cenab-ı Hakk'ın sanatı o kadar albenili oluyor ki, o kadar cezbediyor ki kendisini kendisine yaklaştırıyor. Elimin üzerine alıp bakmama sağlıyor yani. İşte ne güzel uğur böceği dediğimde Cenab-ı giden bir şey yok. Bir vurgu yok. Uğur böceğinin kendisinde kalıyor mana. Şimdi bu masum olan zaten. Esbab hesabına kendi kendine oldu dediğimizde o zaten arıza. Yani haşa cana bakı komple devre dışı bırakmak anlamına geliyor ki o zaten sakat. Ama biz ehli iman olarak, biz mümin olarak nazar bakış açımızı bu çerçevede dönüştürmemiz lazımdır, elzemdir, lüzumludur diyor. Dolayısıyla ne güzel yaratılmış, ne güzel boyanmış. Şimdi tabii şu da var. Hani ne zaman ne güzel yaratılmış vurgusu belli noktalarda insanı belki Ülfete sebep olabilir. Ya her şeyde kendi oğlum bana dedi baba ya her şeyi sen Allah'a bağlıyorsun diye bir gün söyledi 15 yaşına vardığında. Ben de dedim biraz garip oldum tabii sonra dedim gerçekten mi? O benim hedefimdi. Başardın mı falan. Sonra ertesi gün kendisi biraz da resim çiziyor. Ya dedim sen ressamsın. Şöyle dünya çapında bir resim yapsan ve dünya genelinde insanlar gelip ziyaret etse seni hiç takmasalar sana hiçbir şey söylemeseler ne yaparsın? kızarım dedi. E dedim şimdi o resmi sen ürettin, kızıyorsun. Şimdi bu mahlukları yaratan, renklendiren, süsleyen, canlandıran, rızıklandıran sonsuz ilim ve kudret sahibi bir yaratıcı ben nasıl bağlayayım ki onlara dedim? Anla, anlar gibi yaptı. Şimdi aslında hani sadece güzel yaratılmıştan bir tık daha öteye gitmem gerekiyor benim o ülfeti, o sıkıcılığı kırmak için. Çünkü 6 bin sayfalık Risale-i Nur külliyatı zaten bu talim üzerine oturuyor. Yani Esma-i Hüsna talimi üzerine. Biz haftada bir arkadaşlara bir araya geliyoruz. Bize hiçbir faydası olmayacak konuşmaların içinde buluyorum kendimi. Bu konuşmalar benim o anki vaktimi israf ediyor. O anki enerjimi götürüyor. Bana hiçbir şey kazandırmıyor. Ama manayı harfiyle bir cümle üzerinde düşündüğümüzde o ana kadarki birikimlerimiz varsa şayet onları havalandırma, yerli yerine oturma fırsatı yakalamış oluyoruz. Onun için de bu metinlerle dil öğrenmek bana gerçekten hep heyecanlı gelmiştir. Çünkü aynı manalarla uğraşmış oluyoruz. Dil değişse de. Şimdi biraz önceki kısımda onu hani her şey bir eser olarak bakacağız. Dolayısıyla burada bir ör uğur böceği değil. Ki maalesef günlük hayattaki dilimiz de değersizleştiriyor. Yani böcek diyoruz. Halbuki böcek dediğimiz şey, bütün medeni, bugünkü insanlığın medeniyetiyle yapamayacağı bir şey yani. Aciz bırakan bir mucize. Yaprağın kendisi bir sanat. Efendime söyleyeyim, düşen damla bir sanat. Ses bir sanat. Bu şekilde ben yaklaştığım zaman, yani onun hazırlık aşaması, bir yaprak demeyeceğim ben. O, o bir sanat yani. Çünkü şekillendirilmiş, renklendirilmiş. Efendime söyleyeyim, biraz biyoloji veya fen bilgisi derslerimiz hatırlayacak olursak köklerinden suyu oraya kadar çıkaracak soymuk borularıdır. Efendim bütün e, yani bütün yer, e, içine yerleştirilmiş bütün cihazlarıyla inanılmaz bir şey. Yani klimayı bine katlayacak bir donanıma sahip. Karbondioksiti alıyor, bana oksijen veriyor. Yani inanılmaz şeyler cereyan ediyor. Dolayısıyla her şey bir mucize esasında. Benim alışkanlık gafletim o mucizeleri sıradanlaştırıyor. Olağandır diyoruz. Olabilir, normal. Şimdi sözün düşüşü insanın düşüşüdür. Sözün yükselişi insanın yükselişidir. Biz ehli iman olarak bir araya geldiğimiz zeminlerde sözlerimizi yükselttiğimizde bu sözler bizi yükseltecektir. Dolayısıyla burada Üstad Hazretleri bir cümleyle bana bu dersi veriyor bir defa beni hatadan koruyor, o hataya düşme diyor bir defa. Hatadan düşmek bir tarafa imanını takviye edecek, imanın gücünden istifade edecek bir donanımı kazan diyor. Çünkü ben bu dünyada ebedi de değilim. Ben bu dünyadan sonra beni bekleyen uzun bir yolculuk var ve o yolculuğun azığı bu aslında. Yani sıradan davranışlarımı ebediyete malzeme yapacak formülü veriyor bana burada. Şurada hocam, biraz daha, buyurun. Hocam geçmeyin yine. <laughs> Çok özür. Estağfurullah. Ee, şimdi burada e, kainata manayı harfiyle, şimdi burada manayı harfi, kelime anlamı itibariyle, e, harf manası, biz şimdi çeviriyoruz onu, harfin manasıyla. Harf ne demek? Yok, biraz önce verdiğim örneği tekrar geliyorum. Bakın şurada. Burada harfler var değil mi? K, R, M, Z. Ben bunları Aynen. görmüyorum. Bu harfleri görmüyorum ben. Kırmızı gülleri görüyorum. Şimdi kuş bir harf. Ağaç bir harf. Nar, karpuz birer harf. Ben onları görmeyeceğim. Onların sanatkarını göreceğim. Onların e, halıkını göreceğim. Onların musavvirini göreceğim. Onların mülevvinini göreceğim. Renklendiren, tatlandıran ve o renkleri tatlardan haz alacak donanımı benim vücuduma yerleştiren Kudreti sonsuzu göreceğim ben. O zaman duranlık perdesinin yırtıp olağanüstü bir ortamda Cenab-ı Hakk'ın eşrefi mahlukat olarak tanıttığı yani eşrefi mahlukat olma yörüngesine girme fırsatı yakalamış olacağım. O zaman ben, harf demek sanat diyebilir miyiz? Harf. Harfin karşılığı sanat mı? Evet burada her bir mahluk bir harftir. Ve evet. yine şurada zaten onun hesabına tekrar açmış olduğu. Yani manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak. Şimdi ben ne güzel ağaç dediğimde bitti. Halbuki ağaç yapılmış bir şey. O yapılan şeyin yapıcısı, yaratıcısı, şekillendireni, renklendireni onu nazara vermem lazım. O zaman ağacın kendisi de değerleniyor. Çünkü sadece ağaç dediğimde ağaç zaten çürüyor. Affedersiniz. Gör, gübre oluyor. 19. sözde efendimizin nuruyla ağlayan yetimler o halden kurtuldu diyor yani. Çünkü her biri Cenab-ı Hakk'a irtibat noktasında eşsiz değere ulaşmış oluyor. Evet, Allah razı olsun. Estağfurullah. Şimdi her şey bir her bir şey bir sanattır. Evet destekliyor. Şimdi tekrar onu açıyor aslında burada. Evet. Yani kesinlikle bir öncekini tasdik ediyor. Evet. Her şeyin iki ciheti var. Yine iki şık var önümde bir kul olarak. Bir ciheti, bir yönü Hakk'a bakar. Yaratıcı'ya bakar. Diğer ciheti de halka bakar. Yani eşyaya bakar, insanlara bakar. Halka bakan cihet bizim alışık olduğumuz ders kitaplarının yazılma şekli. Bakın bunlar Hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi olmalıdır. Altında hakka bakan ciheti istinadı, isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Ama bizimki perde değil, şeffaf değil bir duvar. Bir defa arkayı göstermiyor zaten. Ve bilim ve teknolojinin bu kadar çeşitli icatları da aslında insanı bir kaosun içine itiyor. Yani iman en büyük kazanca insana bir vahdet veriyor. Çokluğun içinde kaybolmamasını, çokluğun içinde değersizleşmemesini, çokluğun içerisinde yitmemesinin anahtarlarını veriyor. Dolayısıyla bir mümin olarak ben bakışımı bu şekilde ayarlayacağım. Yani tenteneli bir perde. Şimdi evet ne güzel yaratılmış. İşte Efendimizin yaptığı okumalar. Yani Esma-ül Hüsna okumaları. Zaten o Esma-ül Hüsna okumalarını ben idrak ettiğimde ahiret alemlerini algılamam kolaylaşıyor. Onları zihnime oturtmam ya mümkün oluyor. Çünkü bu dünyada, bu cephede görünen Cenab-ı Hakk'ın şefkati, Cenab-ı Hakk'ın merhameti, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, Cenab-ı Hakk'ın ilmi bütün kainatı kusursuz bir düzen ve intizam içerisinde çeviren sonsuz bir ilim sahibi olabilir. Zaten günlük hayatımızda da biz bir şey yapmamız için iki şeye ihtiyacımız var en az. Bilgi ve onu yapacak sermayeye, güce ihtiyaç var. E şimdi bu bütün kainatı kusursuz bir şekilde çeviren sonsuz kudret ve ilim sahibi bir zatı akla gösteriyor diyor. Şimdi sonrasında da bütün detaylar, efendime söyleyeyim şekillendirilmesi, boyanması bunlar da cenab bakın farklı esma-i rüsnalarını görünür kılıyor. Evet, burada şimdi tekrar bir ödev veriyor bize. Binaenaleyh bir önceki adımların neticesinde evet, bunlara bağlı olarak sonuç olarak nimete bakıldığı zaman münimi. Evet, bir nimet geliyor önüme. Ellerine sağlık biri yapmış. Fakat asıl münimi hakiki. Para verdim, aldım ama asıl arkasında onu yaratan Celle Celaluhu. Bunu aklıma çalıştırmam lazım. Bunu kendime mal etme alışkanlığını kazanmam lazım. Kuru bilgi değil okuma değil. Bu programın benim davranışım olmasız anında başarıya ulaşmış oluyor. Sanata bakıldığı zaman sani Esbaba nazar edildiği vakit müesiri hakiki Zihne ve fikre gelmelidir. Yani benim zihnime ve fikrime bunlar gelmeli. Baştan başa Risale-i Nur zaten Esma-i Hüsna talimi. Ama bu Esma-i Hüsna'ların hitap ettiği manaların içerisinde sevk edilmiş. Bu farkındalıkla ben baktığımda esasında onları da fıtri seyri içerisinde kendime mal etmiş oluyorum. Evet, eser sanatkar yani bir böceğe böcek olarak bakmayacağım ben. Ona bir sanat olarak bakacağım. Sese bir ses olarak bakmayacağım. O bir sanat. Bir eser daha doğrusu veya sanat. Evet. Yani dikenli bir ota aynı şekilde. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir tek yaratıcı var. Celle Celaluhu sınırsız hazinelerini, sanatını, maharetini bize teşhir ediyor. Şuur ve zi şuur ve akıl sahibi biz insanlar da bunları okumamız gerekiyor. Okutma yollarını ilham buyursun Rabbim bizlere. Evet. Sonra daha heyecanlı bir şey geliyor. Bu sefer eylemleri dönüştüren bir faktörden bahsediyor Üstad. Eylem yani davranışlar. Ben bir hayat yaşıyorum. Ayakkabımı giyiyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Yani bütün insanlar, inanan inanmayan, herkesin yaptığı belli davranışlar var. Şimdi bu davranışlara ruh veren, bu davranışlara canlı kılan, bu davranışları ebedileştiren bir faktörden bahsediyor. Bu gerçekten bugüne kadar duyduğum projelerden en inanılmazı yani. Çünkü ben sonlu bir hayat yaşıyorum, öleceğim. One day the sun will rise up without me diyor. Bir gün güneş bensiz doğacak. Evet bu bir kesin. İşte bu an gelmeden önce yapılması gereken şeyi keşfetmem gerekiyor. Dönüştüren faktörü bulmam gerekiyor. Ve keza devamı aynı metnin ve böylece nazar ile niyet bunlar birbirsiz de olmuyor. Çünkü niyet nazarı belirliyor. Bakış açısı nazar. İşte gençken o zaman saçlarımızda vardı. Berbere gideceğim zaman kafam şey gözüm hep saçlara takılırdı. Nasıl model yapayım diye. Niyetime berbere alıyordum. Gözüm o tarafa gidiyordu. Ayakkabı alacağım niyetimi alıyorum. Bu sefer gözüm insanların ayakkabılarına takılıyor. Nasıl model ayakkabı alsam? Şimdi çocukken yaşadığım bu tecrübe büyüdüğümde çok farklı olmadı. Çünkü insan denen makine böyle çalışıyor. O zaman niyet ve nazarımı ben kontrol altına alacak gerçekten yok olan, tükenen, fani olan değil de sonsuz yapan, dönüştüren, ebedileştiren şıkkı seçmem gerekiyor. Evet, nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tahir eder. Eşyanın, şeylerin yapısını dönüştürür diyor. İnanılmaz bir şey bu. Günahı sevaba, sevabı günaha dönüştürür, kalbeder. Nasıl olur yani? İşte oluyor yani çılgın şeylerden bahsediyor. Zaten Bediüzzaman Hazretleri Bediüzzaman yapan tüm İslam tarihi boyunca söylenmemiş şeyler söylüyor. Haşir bahsi en dev alimler akıl bu yolda yürümez demiş. Cenab-ı Hak ona lütfetmiş. Yüz sayfa gibi küçük bir kitapta ispat ediyor. Hayatın tabakalarını ilk defa o söylüyor. Bunları Afrika'dayken paylaştığım dostlardan duydum ben. Bilmiyorum başka eserler okumayınca onlar öyle söylüyorlar. İlk defa duydum diyor. Sonra öğrendik ki üstad ilk defa söylüyor. Evet, yine teyit ediyor. Bir yukarıyı teyit ediyor. Bu sıradan bir evet değil bu. Kesinlikle demek yani. Yes sure. Niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Aman Allah'ım. Sıradan bir hareket. E zaten uyuyacağım, zaten kalkacağım, zaten yiyeceğim, zaten yani zaten adi bunlar sıradan. Bunu ibadete dönüştüren bir formül bu. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder buna karşı da tedbirimi almam gerekiyor. Rabbim böyle hale düşmekten muhafaza buyursun cümlemizi. Sonra tekrar meseleyi bir daha toparlıyor üstad. Maddiyata esbab nazarıyla hesabıyla bakılırsa cehalettir. Biraz önce hata dedi. Bakın bir daha ısındırdıktan sonra bu sefer cehalettir. Allah hesabıyla olursa marifet ilahiyedir. Yani Birinci durum marifeti besliyor. Ve de ne Dev profesörler Allah'ı bulamıyor. İşte şi, bunun cevabı burada. Çünkü Allah hesabıyla bakmıyor. O esbab hesabıyla bakıyor sadece cehlini arttırıyor. Cehli mürekkep diyor Üstad Hazretleri. Mürekkepleri var ama tescillemiş ce cahil diyor yani. Evet hocam burada mahiyeti eşyayı tagir eder. Bunu biraz biraz da e, misallendirsek güzel olur mu? Estağfurullah. Evet bu beni çok etkileyen bir ifade zaten bu. <laughs> risale metinlerinden dil öğrenme de ilhamını buradan aldım yani. Niyeti değiştirince yani zor anlaşılmaz dediğimiz risale elhamdülillah dil Açıldım. tıkanıklıklarını açıyor. Dil tıkanıklıklarını açıyor. Dil tıkanıklıkları açılınca da arkadan iman hakikatlerini ruha yediriyor elhamdülillah. Bu inanılmaz bir şey yani. Şuna benzetiyorum onu elmas arayan adam tünelin içerisinde biliyor elmas var. Vuruyor kazmayı, vuruyor, vuruyor, vuruyor sonunda ulaşıyor. Bizim dil öğrenme projesi de aynı şekilde yani. Sonunda manaya ulaşıyoruz elhamdülillah. Rabbim derinleştirsin cümlemizi. Şimdi evet. Başka bir yerde Üstad Hazretleri diyor ki bazı haller var ki niyet onu bozar diyor. O hal çünkü. Mesela Mütevazi olayım dediğinizde olamazsınız. O bir hal. Ya ben şurada biraz mütevazi davranayım. O bozar niyet orada. Veya ben kibirli olayım biraz. Ya şurada biraz kibirli görüneyim. Yani o hal çünkü niyet oranları bozar diyor. Ama burada benim anladığım tabii hani namaz Allah'ın emri. Celle celaluhu o namazı Allah rızası için kılma yerine birilerine gösterme hesabıyla kılarsa eylem aynı. Görüntü aynı ama sevabı evet. şey günah sevabı günaha dönüştürüyor. Evet. Burada hocam bir de e, nazar ve niyet nazar ile niyet diyor üstadımız. E, ruh'a giden burada hangi yol var? Yani nazar ve niyet nazarla niyeti e, önümüze aldığımız zaman ruh burada nasıl etkileniyor? Yani ruha ruha bir pay var mı burada acaba? Şüphesiz. Yani insan bir makina ne ile beslenirse onunla o ürünü alacak. ChatGPT'ye dün sordum. insanın bakış açısını faktör, etkileyen faktörler. Üç defa ayrı şekilde sordum. Bana aynı cevabı verdi. Dediği şey insanın başına gelenler, yaşadığı tecrübeler, edindiği bilgiler bunların hepsi belirler diyor. Hmm. Şimdi ve bunlar içerisinde insanın beslenmesi yani şimdi kitap okuyarak beslenme bu en basit beslenme kapısını öğretiyor bana üstad burada. Yani niyet ve nazarımı ben doğru algıladığımda attığım her adımda esasında imanımı takviye edecek bir yola girmiş oluyorum. Niyet nazar bu niyet hadisesi o kadar hassas ki kendisi de söyleyecek insan bazen farkında bile olamıyor. Yani çünkü güncellenmesi gerekiyor. Bu bir ruh bu bir mana, bunun güncellenmesi gerekiyor. Ütülü pantolon giydim, niyetimi çek etmem gerekiyor. Tıraş oldum, niyetimi çek etmem gerekiyor esasında. Farkında. Yani ben bir defa, ya zaten zaten işte yok, öyle bir durum yok. Çünkü benim nefsim var, çünkü benim başka duyularım var, onlar onları perdeliyor. Bu farkındalık olmadığı zaman nefis altta büyüyor, şişiyor yani. Allah muhafaza zaten o da insanı tepetaklak götürüyor diyorlar. Yani bu, bu, çerçevede büyüğümüzün de enfes bir duası var. Onu da bitireceğiz zaten inşallah. Allah'ım niyetlerimizi ihlas çizgisine hidayet buyur. Şimdi niyetler var. Peki niyetlerin mihengi ne? Niyetlerin bu çerçevede ölçüsü ne? Rıza ilahi. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hamleler yapmak. Şoför arabada neyse insan şoför olarak arabada pozisyonu neyse ruh bedende aynı pozisyonda. Dolayısıyla yaşadığımız bütün tecrübeler, bütün bilgiler ruha direkt etki ediyor zaten. Yani yine Allah dostlarından biri Banteller'in birindeydi. Ey insan sen bedeninle değil, ruhunla insansın. Dolayısıyla ruhunun donanımlarını besle, onları güçlendir diye bir söz zihnime kazınmıştı mesela. Evet, sıradan hareketleri ibadete çevirmesi, bu da yine Efendimiz'in sünnetleriyle bahsediyor Üstad Hazretleri orada. Adatını sünnetlere riayet eden sıradan hareketlerini ibadete dönüştürür diyor. Evet, Efendimiz'e ait bir hadisi şerif. Bunu daha önce de tekrar ettim yine ben çok tesirinde kaldığım bir hadis-i şerif. Rabbim istifade eylesin. Evet yine bizi yaratan Celle Celaluhu bu dünyaya gönderen kudret kendisi hakkında bize bir şey buyuruyor Efendimizin diliyle. Ben sizin dış görünüşünüze bakmam. Çünkü o yarattı zaten dış görünüşümü, görünüşümü Celle Celaluhu. Fakat kalplerinize ve işlerinize bakar diyor. Kalpler kalbin Zümrüt tepesinde kalp yazısı var. Hoca Efendi ilk kısmında biyolojik yapısını detaylandırıyor inanılmaz bir şekilde. Sonra ikincisi ise diyor, öncekinin dublesi, alternatifi, melekuti buğdu ve aynı zamanda şuur, idrak, ihtisas, akıl ve irade gücünün de merkezi ruhani bir latifedir. Ki tasavvuf, tasavvufçular ona hakikat insaniye Filozoflar da nefsi natıka demişlerdir. Şimdi okuduğum metinlerde bir insan olarak üzerime alınmazsam istifade edemiyorum. Yani diyorum ki ben ha bende böyle bir kalp var. Şuurun, idrakın, ihtisasın, akıl ve irade gücünün de merkezi olan ruhani bir latife var bende. Şimdi bunu ben fark ettiğimde o zaman ona yatırım yapma gündemim oluyor o zaman onu dikkate alma gündemim oluyor. Yoksa hayatın akışı içerisinde güme gidiyorum Allah muhafaza. İnsanın asıl hakikati de işte bu kalptir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu kalplerinize derken bu çerçevede düşündüğümde daha iyi idrak ediyorum. Evet Mesnevi'nin diğer kısmında Üstad Hazreti tekrar konu alıyor. Bunu birlikte okuyacağız inşallah fazla uzatmadan. Muhakemat Risale-i Nur'un çekirdeği, Mesnevi Nuriye fideliği, diğer külliyat da onun dalları budakları diyor. Arkadaş, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Nasıl iddialı bir, iddialı bir şey yani? Yani mahsul ne? Hepimiz biliyoruz mahsulü. Yine fikir vermesi adına şöyle bir mahsul resmi koydum oraya tarla hazırlanacak, tohumlar ekilecek, sabredilecek. En son hedef bu yani. Şimdi 40 yıllık bir tarladan bahsediyor Üstad Hazretleri. 40 yıllık bir ömür, 30 senelik tahsilden niyet meselesini koparıyor yani. Evet, kesinlikle niyet öyle bir hasiyete, öyle bir özelliğe maliktir ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren, pek acip bir iksir. İksir şapkadan tavşan çıkarmak. Bu daha sonsuzluk çıkarıyor fena, fena, fani şeylerden sonsuzluk çıkarıyor. Bir mayedir. Yani bir özdür. Niyet. Ve bu niyete ben malikim. Yani kıblesini ayarlayabilirsem, istikametini sağlayabilirsem. Yani ben karnımı doyurmadan daha önemli bir hadise var burada. Önce gündemimi almam gereken. Niyet yani. Ve keza niyet ölü ve meyit olan haletleri, halleri, durumları, vaziyetleri yaşıyoruz ya hayatta hallerimiz, durumlarımız, vaziyetlerimiz oluyor bizim. Ölü ve meyit olan o halleri canlandırır, ihya eden canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Aman Allah'ım. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. <laughs> Rabbim ruhlarımıza duyursun bunları Celle Celaluhu. Ve keza niyette öyle bir özellik vardır ki seyyiatı hasenata, hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Yani sırf rıza ilahi için ayarlama akord etmektir. Öyleyse necat, salvation, kurtuluş, halas, o da kurtuluş ancak ihlastadır. Bu selamet, selamet ve kurtuluş ancak ihlas iledir. İşte bu hasiyete binaendir ki, bu özelliğinden dolayıdır ki, az bir zamanda çok ameller vücuda gelir. Ve yine buna binaendir ki, az bir ömürde cennet bütün lezaiz ve mehasiniyle kazanılır. Ve niyet ile insan daimi bir şakir olur şükür sevabını kazanır. İns şükür Risalesinde de kainat fabrikasının mahsulü olur. kainat onun için yaratıldı diyor. Şükür. Ve insanın böyle bir rolü var. Bakış açımı ayarlayamazsam bu rolümü ıskalıyorum bir defa. Bakış açımı ayarladığım zaman da Allah'ın izniyle daimi bir şakir rolü ifa etmiş oluyorum. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet. Rabbim niyetlerimizi ihlas çizgisine hidayet buyursun. Bu da büyüğümüzün enfes bir duası. Aklımda kalmış ruhuma dokunan şeyleri unutmuyoruz. Hepimiz öyleyiz. Şu andan itibaren niyet ve nazarımızı ay ayarlıyoruz. Çünkü bilimsel yapılan bir tespit gelecek zaman beyne işlemiyormuş. Gelecek zaman yani işte ben şunu yapacağım dediğimizde beyin onu algılamıyormuş abi. Bizim Türkçede de kullandığımız yakın gelecek Şimdiki zaman kullanıyoruz. Geliyorum diyoruz. Henüz gelmiş olmuyoruz ama geliyorum diyoruz. Dolayısıyla konuşmalarımızda bir şeye niyet ettiğimiz an, o an için şimdiki zamanda kullandığımızda Allah'ın izniyle bu çerçevede yola girmiş oluyoruz. Yani şu an birbirimize nazar ediyoruz. Her birimizi isim olarak doğru birer ama cana bakın birer eseriyiz. Her birimiz Celle Celaluhu. Her birimizi bir sanat olarak yaratmış. Bu çerçevede de bakabilme egzersizleri yapıp birbirimize yardımcı olup ben de başardığımı söyleyemem. Estağfurullah. Bir, bir özet geçecek olursak hocam, manay ismi, manay harfi, niyetli nazarla e, biz e, birkaç cümleyle özetleyecek olursak nasıl e, sonuç olarak a, a, algılamamız lazım? Böyle bir Özetle geçebilir misiniz? Etrafımda dönen her şeyi ben bir defa eser olarak değerlendireceğim. Yani bir ağaç, bir böcek, bir insan, bir yaprak bunların her biri bir eser. Ve o eseri yapan bir sanatkar var. Yani Allah yarattı doğru. Ve bu çerçevede baktığımda manayı harfi oluyor. Manayı harfi. Ama Allah'ı hatırlatmayan ifadeler ne güzel ağaç, ne güzel çocuk. Ya mükemmel oldu. Hani hatta ben başardım demek bile sakıncalı bulmuş alimler. Çünkü başarıyı elde edecek hiçbir donanım yok ki benim. Cenab-ı bak. Muvaffak etti demek uygun diyor. Yani şartların çoğu benim irademin dışında. Bu çerçevede manay harfi manay ismiden uzak durmak gerekiyor. Yani esbab adına bakmamak gerekiyor. Çünkü o bir hata, o bir cehalet. Kendimi o hata ve cehaletten kurtarmam gerekiyor bu yola girdiğimde zaten niyet ve nazar da ona göre şekilleniyor. Bunlar birbirinden bağımsız değil aslında. Manayı ismi biz unutuyoruz. Manayı harfi niyet ve nazarla devam ediyoruz. Böyle olabilir mi? Şimdi tabii sosyal hayatın içerisinde olduğumuz için onu unutma diye bir son konusu yok. Hayrhalık yapacağız. Dolayısıyla hayrhalık yapacak. Manayı ismi yakaladığımız an Birbirimize destek olacağız Diyeceğiz ki böyle diyeceğiz. Dolayısıyla bu şekilde bir yol almış olacağız. dönüş olmayan bir hayat yaşıyoruz. Bu dönüşü olmayan bir hayatta ben sonsuzluğu hak etme parametrelerini kullanmam gerekiyor. Sonsuzluğa dönüşebilecek formülleri yakalamam gerekiyor. Cenab-ı Hak bedenimin işleyişinde dahi hiçbir dahlim yok benim. Yani bir parmağın hareketiyle 27 kimyasal reaksiyon cereyan ediyor diyor. Benim bunlardan hiçbirinden haberim yok. Cenab-ı Hak kendisi Celle Celalühü şah damarımdan daha yakın olduğunu söylüyor Celle Celalühü. Bu kadar bana yakın olan yaratıcımın huzurunda olup eserlerini ona bağlamamam zaten gafletin dibi oluyor. İşte bizim Delikanlı'yla aramızda geçen hikaye de oydu zaten. Yani bağlamamak değil aslında o. Farkına varmak. Bağlı zaten. Yani kendi kendine olmuş gibi, o kadar kusursuz, intizamlı yaratıyor ki Celle Celaluhu, sanki kendi kendine olmuş gibi. Zaten insanların çoğu da buradan göçüyor. Kendi kendine oluyor diyor. Bu farkındalığı nasıl e, alışkanlık haline getireceğiz hocam? Birbirimize destek olarak, böyle bir gündemimiz olmalı, her bir ortamda. Ve böylece Allah'ın izniyle, tabii yine Esma-ül Hüsna talimi bunu katalizör olabilir diye inanıyorum. Çünkü Esma-ül Hüsna talimiyle o eser üzerinde görünen yaratıcının imzalarını, sikkesini, tuğrasını, mührünü görme yollarını talim etmek gerekiyor. Ve bu konuda birbirimize hayra olmamız gerekiyor. Tefekkür, nazar ve niyetimizin içinde e, zaten değil mi hocam? Tefekkür ne, nerede bu yer alıyor? Kalbin tepelerinde bir tanımı var abi. onun enfes sistemli düşünme diyor. Evet. E, bir konu başlığını bulup... O konuda derinleşmek, tabi orada manayı harfiyle zaten bakmak icap ediyor. E, işte Efendime söyleyeyim, bir kuşu havada gördük mesela, o kanatları, hava tulum bacıkları yerleştirmiş Celle Celalühü, o kuşu havaya uçuruyor. Yani ona güzel bir örtüş vermiş Celle Celalühü, beyanından bir tecelli başımızın üstünde ötüyor. Şimdi bu şekilde muhabbetler yapıldığında zaten tefekkür oluyor tefekkür tabii derinleşmesine göre değişir. Mesela bir kimya alanında aynı şekilde bir bütün bir ilim dalları bilim dalları Cenab-ı Hakk'ın işleyen sistemini deşifre ediyor. Yani hangi ilim dalına dokunsak orada icra eden Cenab-ı Hakk'ın icraatını görüyoruz yani. Bunları sonsuz ilim ve kudretiyle yaptığını görüyoruz. Başka bir e, dil öğrenirken yaşadığım bir tecrübe. Eğer ben bir kelimeyi bilmiyorsam duymuyorum. Bir bilgiyi bilmiyorsam görmüyorum. Ne zaman ki yeni bir bilgi öğreniyorum, onunla alakalı görüyorum. Yani nazara bilgi muazzam tesir ediyor. Besliyor veya gördürüyor. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Risale-i Nur 6000 sayfalık külliyatıyla ki büyüğümüz de o kadar eseri olmasına rağmen ısrarla Risale demesi gerçekten boş değil o bir program onun nazarımıza sirayet edecek şekilde kuşanmamız gerekiyor. Bu da az dahi olsa devamlı beslenmeyle mümkün. Çünkü o şekilde görmeye başlıyorsunuz. Bu nazarla alakalı kutsi hadis. Ene ainde zanni abdi bi. Şimdi bu da kudreti sonsuz kendisi hakkında bize bilgi veriyor. Ben onu şöyle yorumluyorum şu an. Diyorum ki Cenab-ı Hak gördürüyor zaten. Yani o sistemi öyle kurmuş. Şimdi ontolojik olarak abim dedi. Bunlar bilimsel adları bunların. Ama bu kutsi hadis beni tek oraya götürüyor. O merkeze götürüyor. Yani ben niyetime aldığımı bana gördürüyor. Çünkü imtihan safhasındayım. Düğmeye dokunduğum nokta o. Arayışa geçtiğimi önüme serttiriyor. Celle Celali. Yani hayatı öyle dizayn etmiş çünkü. Öbür tarafta itiraz noktası kalmasın diye. Şerde de böyle, Şerde bazen daha hızlı. Hayırda da öyle yani. Çünkü sistem o. Ve bu sistemi fark eden, inanmayan kulları pozitif tarafta gidiyor. E, marifetullah da e, zirveyi yakalamak için en çok nazarı mı kullanmamız gerekiyor o zaman? Şimdi marifetullah tabii bütün olarak düşündüğünde bu kuru bilgiyle nazarla olmuyor. İbadet versiyonu var bunun. Yani dua e, ee, o yerel dillerde de çalıştığım niddafa nevçi adına engirmatelelip carekoçi ham ham tam bu yani insan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekamül etmek için, mükemmelleşmek için gönderilmiştir e, buyuruyor Üstad Hazretleri. Dolayısıyla yani yine bize verilen donanımlar da etkili tabi Cenab-ı Hak her birimize farklı bir ismiyle yoğun tecelli ediyor. O ismin gölgesinde bakıyoruz biz hadiseye. Bu çerçevede de birbirimizle paylaşmak, birbirimizin bakış açısından istifade etmek bu da inanılmaz bir şey. Yani zaten o zaman rahmet de yar oluyor. Cenab-ı Hak hakkı doğruyu en güzeli kime söyletir? Onun heyecanı kaplıyor insanları bu sefer. Ben dedim benimki doğru değil artık orada. Çünkü bir şeye niyet ediyorsunuz. Fikirleri dönüştüren, akıtan, şekillendiren Celle Celaluhu rahmetiyle. Onu istişarelerde de tecrübe ettiğimiz zamanlar oldu. Öyle diyordu Allah selamet versin bir abimiz. Hakkı yani en doğruyu kime söyletir Allah? Yani bakış açımı değiştirdi mesela o. O zaman hakikaten başkalaşıyor her şey. O niyet husus şu kafama gelen son düşünce paylaşmak istedim müsaadenizle. Yani hani havaalanında niyetimi düzelttim. Şimdi o niyeti hamlesiyle biz o niyete denk gelen yaratılışların hepsini belirlemiş oluyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, niyete bağlamış çünkü. Kalbe bakıyor. Yaratılışını ona göre cereyan ettiriyor. Bu dünyada da, öbür dünyada da. Niyet zaten ruhu, canı, kalbi diyor abi onu. Yani ni ni niyet, ihlas çizgisine. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızası çerçevesinde bir hamleye girdiğimiz zaman, görmek gözle alakalı, basiret kalple alakalı. Yani o ba basiret, ruhun görmesi bir nevi. Ama niyet doğru ayarlanır, doğru bakılırsa zaten o basiret de, ortaya çıkıyor diyor yani. İbrahim hocam çok teşekkür ederim.